Merhaba, hoş geldiniz. Ben Livia. Bugün The Vanishing of Ethan Carter adlı oyunu oynuyoruz. Bu oyun gizem türünde point and click bulmaca karışımı bir oyun. Paul adında bir dedektif oynuyoruz. Bu dedektife Ethan Carter adında bir çocuktan mektup geliyor. Ve Ethan Carter'ın yaşadığı yere gidip bu gizemi çözmeye çalışıyoruz. Bu oyun bize yardım etmeyen bir oyunmuş. Ethan Carter, I didn't know, but he knew who I was. When the police won't help you and the priests don't believe you, you call on Paul Prospero. Birazdan buraları çevireceğim size. You call size. On me. If you're a kid like Ethan, you're right. Plenty do. Ethan's letter started out just like any other fan mail, but soon there were mentions of things no little boy should know about. There are places that exist that very few people can see. Ethan could have drawn a map. I hadn't entered Red Creek Valley yet, but already I could feel its darkness reaching out for me. Finding Ethan Carter wasn't going to be as easy as knocking on his door. I was too late for that. To find Ethan, I had to figure out what this place was trying to hide from me. Evet, diyor ki benim özetlediğim gibi Ethan adlı çocuktan bize bir mektup geliyor. Herhangi bir fan mektubu gibi başlamış. Fakat sonrasında bu işte bir gariplik olduğunu fark etmişiz. Red Creek Valley denilen yere geldik şu anda. Ethan Carter'ın mektup yolladığı yer burası. Burası da gizemli diyor ve ne olduğunu çözmem gerekiyor ama Ethan Carter'ı bulmadan önce etrafı keşfetmem gerektiğini söylüyor. Bu arada görüntü biraz blurlu olabilir. Aslında bana normal gözüküyor fakat çok fazla partikül olduğu için size daha kötü bir görüntü geliyor olabilir. Bu oyunu satın alalı çok oldu ama o zamanlar bu oyunu bile kaldırmayan bir laptopum vardı. O yüzden oynayamamıştım. Şu an oynayalım bakalım. Biraz küçük gibi miyiz sanki? Öyle bir his vardı. Bu arada hassasiyeti biraz ayarlamam lazım. Aa, tamam, daha iyi. Güzel manzara. Unreal Engine'ine konuşturmuş. Burası nedir? Burada korku oyunu mu bilmiyorum. Sadece point and click bulmaca oyunu olduğunu bilerek girdim. Umarım değildir. Koşma yok mu ya? Varmış. Değişik sesler geliyor. Tuzak. Hadi ya. Ne demezsin? Ha, basalım. Basıyorum. Tamam. Düzgün açımı bulmam gerekiyor. Sadece bu kadar mı görebiliyorum acaba? Tamam, kafa tasları var, şey var. Geçmişi görebiliyorum sanırım şu anda bunun yapıldığı zamanı ama sanırım bu kadar görebiliyorum. Yani bir açı falan böyle açmamam gerekiyor. Ay, o ne? Ha!
yine bu kadar sanırım. Bu kadar mıydı? Tamam. Bu kadar geldik mi ya? Köprü kapalı. Girmeyin. Girelim. Red Creek Valley seemed like a quiet, ordinary place. Orası sakin bir yer gibi gözüküyormuş. Hayatımda iki şey öğrendim. Hiçbir yer tamamen sessiz değil ve tamamen düzgün bir yer değildir. Warned me not to be fooled by what I saw here. Ethan beni... Need to worry. I'd worked dozens of cases, hundreds. This would be my last one. Already I knew that. Ethan beni burası hakkında uyarmıştı, dikkat etmemi söylemişti diyor. Gördüğüm her şeye kanmamamı söylemişti. Ve bu benim son araştırdığım vaka olacak. Bundan eminim. En başından beri bundan emindim dedi. Hiç tekin bir yer değil burası. Şu an yürüdüğümüz yer. Şuraya mı gideceğiz? Buradır. Girelim. Aa, nasıl gidebilir miyiz? Açalım. Açamıyoruz. İleri geri olmuyor. Açamıyoruz da. Başka etkileşime gireceğimiz bir yer yok sanırım. Çıkabiliriz. Ay, şurada bir şey var zannettim. Çok ufak bir şey olmuş. Görüntü hatası. Kesilmiş ipler, bağlanmış, kan yok. Buraya birini mi bağladınız? İp alabiliyor muyuz? Hayır. Biri bağlanmış ama kan yok. Varmış bu arada kan. Biz silseydiniz ya, o kadar geldik. Cesedin geri kalanı nerede diyor? Kan izi, kurban, sürüklenmiş, yok da emekleyerek kaçmış. Aa, bacak vardı. Görmedim, bacak varmış. Tamam, çok ufak bir sıkıntı olmuş olabilir burada. Şuraya gitmiş bakalım. Bu ne? Merhabalar, nasılsınız? Bacaktan gelen kanlar, parçalanmış kafatası. Ölüm sebebi, kan kaybı. Kafa travma. Dokunalım mı? Dokunalım. Henüz değil. Nasıl yani? Ha, dur. Basılı tutalım. Sanırım... Yani sadece şu kadar çıktığına göre hala bir şeyler yapmamız gerekiyor. Biraz daha incelemeye devam edelim. Konumda da bir şeyler var mı? O ne?
kanlı. Alalım. Aa, trene mi takacağız acaba? Ha, çalıştırma kolu tarzında bir şey olabilir. Çalıştırma kolu ama. Parçanın adı. Başka bir şey var mı? Daha dikkatlice bakalım. O halkayı tam olarak büyütmem için sanırım etrafta bir şeyler daha bulmam gerekiyor. Şu küçük... Ah! Bu bir şey değilmiş. Tamam, dalmış. Bu ne? Benzin. Düşmüş. Kaçarken mi düşünmüşler? Acaba diyor. Kuru otlar. Ne? Ay. Ne? Rail car. Tamam, onu yapacağız. Şurada bir şey var. Taş. Alalım. Lazım olur. İleride yolun orada başka bir şeyler var mı? Ne? Giriş. Aha! Buradan alınmış. Taze çamur. Düzelttik. O zaman bir şeyleri yerine koymamız veya almamız gerekiyor. Öyle öyle sahneler açılacak diye düşünüyorum. Yalnız yapıp da öyle bırakmış olmanız gerçekten insan bir düzeltir, bir üstünü falan kapatmaya çalışır ya. Çok amatörsünüz. Burada bir şey yok. Tamam, şimdi şu arabayı çalıştırıp şuraya geleceğiz sanırım. Çünkü burası çok parlıyor. Bir bakalım. Neresini yapacağız? Aha. Tamam, tak. Yakın zamanda kullanıldığını söylüyor. Döndür. Çalıştı. Şimdi oraya geri götüreceğiz diye düşünüyorum. Tamam. Nedir? Niye çalışmadı? Üstünde duracağız. Şöyle. Sanırım burası yeterli. Yaptık mı? Ha, tamam, öyle sesler çıkarmayalım öncelikle. Bu bakabiliriz anlamına mı geliyor? Aha! Tamam, yaptık. Bu nedir? Ha. Evet, sahneleri görüyoruz. Tamam.
şununla bir tur vurulmuş kafasına. Bu nedir? Ne olmuş? Ya bu kovalanmış. Küçük çocuk burada. Acaba Ethan bu mu? Ona kovalamışlar. Adamın bacağına ezeğiniz yetmedi gerçekten. Tamam. Ne oldu? Nasıl yani? Bir dakika, çocuğu bağladınız. Sonra çocuk... Burada insanlar değişiyor. Çocuğu acaba kurtarmaya mı geldiler? Çünkü ilk önce şu adamı bağlamışlar. Pardon, bu adam çocuğu bağlamış. Sonra çocuk bir şekilde sanırım kaçmış ya da adam gelmiş, şapkalı adam. Sonra bu adam kaçarken sanırım artık yakalandı mı, ne oldu? Adamın bacağını ezmişler. Sonra en sonunda kafasına vurmuşlar. Burada ne oluyor? Bu ikisi mi planladı acaba? Aha taş, aha. Anlaşıldı komutanım. Aa, şurada bir şey var. Kronoloji. Heh. Bir. Ha, dur. Kronolojik sıraya koyacağız. Şimdi şu zaten en basitini mi yapalım? 6. Şimdi bu zaten 5. Şunu bir yapalım. Çok emin değilim ama bu bir olsun. İlk önce bu yaşandı. Sonra. İkinci olay o. Üçüncüsü bu. Sonra dört şu oldu. Adamı yakaladılar. Bir bakalım. Listen to me. We can destroy it. I know how. Travis beni dinle, bunu yok edebiliriz diyor. Yok edemezsin. Zamanı yok edemezsin. O da zaten bu. Onun kendisi zaman. Nasıl yani canım? Gale. Tatlı. Keşke başka bir yol olsaydı. Travis, tell me where Ethan is now. I'm giving the sleeper what he wants, what all of us want. Look, old man, you need to go home. Hop. Tamam. Adam bu arada Ethan'ın nerede olduğunu sordu. Şu an düşen adama dedik yani Travis sanırım adı. Hop. Evet. Dedi ki hepimizin istediği şeyi o küçük çocuğa vereceğim dedi. Sonra Ethan koş. Buradan kaç. Tamam, adam şapkalı adam Ethan'ı savunuyor. Travis, close your eyes. Travis gözlerini kapat. Hoppa. Hop. Abicim ilk seferinde ölmüştür ya. Merak etme. Tamam, doğru bulduk sıralamayı. Tamam, Ethan'ı öldürmek isteyen muhtemelen kasabalı bir halk var. Bu adam da hepsinin öncüsü olmuş ve Ethan'ı öldürmeye kalkışmış. Sonra şapkalı adam Ethan'ı kurtarıyor. Tamam. Ah, bir yere gidiyoruz. Götür bakalım. Sahilde bir yere götürdü. Sahile nasıl iniyorduk? Buradan değil. Şurada bir şey daha varmış. Burada ne oluyor? Stay away. I'm sick too. I can feel the sleeper in my head. Sleeper ne ya? I have to
destroy the room. Odayı yok etmem gerekiyor. I'm sorry. Ethan. Oh no. I can't let you do that. Ethan diyor ki whatever had turned Ethan's family against him. The grandfather was trying to resist. Age helps against those things that feed on hate. Not because of wisdom or experience, because the old are tired. Their hate is less useful. Olmuyor Ethan'ın can. Ethan, bu şapkalı adam Ethan'ın büyük babasıymış. Dedi ki büyük baba yapma. Büyük babası dedi ki Ethan, ben de Sleeper'ı geceleri hissediyorum dedi. Ethan'a dedi ki o zaman karşı koy. Olayı yok etmem lazım. O da dediğin neresi bilmiyorum. Sleeper dediğin nedir bilmiyorum. Sonra kovaladı. Az önce de altyazı dedi ki kasaba halkı Ethan'a karşı çıkıyor ama büyük babası onu kurtarmaya ve halka direnmeye çalışıyor tarzı bir şey dedi. Şu ana kadar hiçbir fikrim yok. Muhtemelen sizin de yoktur. Sıkıntı yok, benim de yok. Beraber öğreneceğiz. Bu arada altyazılar çok hızlı geçtiği için ve sürekli arda arda geldiği için mümkün olan en hızlı şekilde çevirmeye çalışıyorum. O yüzden konuşmanın bitmesini bekliyorum, sesler karışmasın diye. İncelenecek çok fazla yer var ya. Sanki bunu açık dünya yapmak yerine biraz kısıtlasa mıydınız? Kaybolmayalım diye. Şurada bir şey mi var? Ha, ışıkmış. Bu ne? Yanlışlıkla bir şey bulduk. Bu ne? Ha? Ne oluyor şu an? Yanlışlıkla bir bulmacayı çözdüm de astronot nasıl yani, ne alaka? Nereye gittin canım? Aha. Çok tuhaf. İncelemedim de birkaç bir şey vardı. Tutuyoruz sanırım. Neredesin? Ay. Buraya mı getirdi bizi? Ne oldu? Hiçbir fikrim yok. Kafam çok karıştı. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Ya kaybolduk senin yüzünden ya. Uf. Nasıl bulacağız? Yoldan şaşmadan şurayı bir takip edelim bakalım. Evet. Burada da bir şey yok. Trains have been through here for a long time. Buraya uzun zamandır bir tren gelmemiş.
bu paternin bir parçası. Of this country were thrown away, doomed to become and then remain the worst versions of themselves. Beneath all that rot, dark things grow. Dedi ki, ya buralardan çok fazla bir şey geçmiyor. Ülkenin çoğu yeri kendi haline bırakıldı ve çürümeye mahkum edildi tarzı bir şey söyledi. İstanbul'da bir artı bir ev, 45 bin TL kira. Yolun sonunda bir şey var mı acaba? Yok. Evet, gidelim. Çok Skyrim havası vardı ya bana. I've seen every version of people hurting each other, hurting themselves. And we blame it on compulsion, selfishness, madness. I suppose the idea is, if you name a thing, you can control it. There are things in this world that cannot be named. Dedi ki, her türlü insanın birbirine zarar verişini gördüm. Ya sinirden olur ya hastalıktan olur. Ama sanırım en kolay şekilde kontrol etmenin yolu ona bir isim vermek. Dedi. Tam Resident Evil Village tarzında köyde bir şeyler dönüyor. Ama burada çok bir şey yoktur sanırım. Şuraya bir bakalım ben. Merhabalar. Hadi bakalım. İçeride. Lütfen bir şey atlamasın ya. Bu nedir? Space. Çok eski bir yazıya benziyor. Zaten sonunda da büyü tarzı bir şey yapılmış. Köyde bir kült tarzı bir şey mi dönüyor acaba? Ya çok sallamış bu arada. Hani tam olarak çevireceğim bir şey yok da. Diyor ki Büyük Minister Focalor, seninle bir anlaşma yapmak istiyorum. Düşmanlarımı yok etmek ve yani takıntılarımı korumak için. Bu burada bayağı kült tarzı bir şey dönüyor sanırım ya. Tamam, geri koyalım. Hop, ne oldu? Aman. Büyü. Hop. Portal. Hop. Aa. Yanlış kapıdan mı geçtik? Ha, geri geldik. Dur bakalım. Tamam. Swap derken. Aha. Nasıl yani canım? Tamam, yanlış oldu bu. Tekrar mı? Ne? Bence elimizde bir şey olması gerekiyor. Çünkü neye göre odaları değiştirdiğimizi çok anlayamadım.
Diğer evlere bir bakalım, sonra buraya geri dönelim. Belki aralarında bir bağlantı vardır. Burayı ezberlemem gerekecek, değil mi? Of, sonunda. Bir tık yordu, bir tık. Ya diğer eve gidip teker teker tüm yerlerin fotoğrafını çekmek zorunda kaldım. Hatta videoya aldım, belli bir süre sonra yapamadığım için. Ama çözdük. Şimdi. Evet. O. Peki. Çok iyi o da. Okuyalım. Bir zamanlar burada bir büyücü yaşarmış ve geleceği görmesini sağlayan iksirler yaparmış. Bu köyün halkı büyücünün evine gelmiş ve iksirlerini onlarla paylaşmalarını istemişler. Geleceği biz de görmek istiyoruz demişler. Ama büyücü bunu reddetmiş. Köy halkı kızmış ve büyücünün evini yakmış. Ama büyücü bunun olacağını biliyormuş. Bunun için çoktan bir büyü hazırlamış ve büyü odasına bunu uygulamış. Ev yanmış ama o da yanmamış. Ha, köy halkı büyücünün dışarı çıkmasını beklemişler ama büyücü bir daha dışarı çıkmamış. Why are you standing there? You spying? No. No, huh? What the hell's wrong with you exactly? Nothing. You need to stop leaving your stupid stories around. They're freaking everyone out. Chad diye birisi Ethan'a dedi ki sen beni mi gözetliyorsun, ne yapıyorsun orada, senin sıkıntın ne dedi. Sonra dedi ki Ethan'a saçma hikayelerini bir yerlerde anlatmaktan vazgeç. Herkesi korkutuyorsun dedi. Bu nedir? Okuyalım. Ateş, ay ışığı operasyonunu ortaya çıkarttı. Şöyle diyor. Yetkililere göre bir soba bulmuşlar. Yani viski püresini tutmak için kullanılan 4 galonluk paslanmaz çelik tencereden oluşuyormuş. İmbik'in büyüklüğüne dayanarak Bayfield bölgesi şerifi Hand Sheffel buna küçük bir operasyonun parçası olabileceğini düşünüyormuş. Ancak ilçede başka imbikler de olabileceğini kabul ediyormuş. Olay yerine gelen memurlar yarım galon elmalı turta moonshine'ı ve bir galon aramasız kaçak içki ele geçirmişler. Aynı zamanda tarçın çubukları da bulunmuş. Polis hala bunun kim olduğunu, kime ait olduğunu bilmiyormuş. Şerif Şafa demiş ki bir izmaritle yangın çıkmış. Bu hiçbir şey anlamadım bu arada gerçekten. Sanırım burada kullanılan malzemelerden falan bahsediyorlar. Ya şöyle çelik tencere falan, hani şunlar. Bu ne? O. Ha, okuduğumuz şey. Bu ne? Bir dakika. Koridor çizimi tarzı bir şey var. Peki. Başka alacağımız bir şey var mı? Bakalım.
Sanırım yok. Şurası zaten açılmıyor. Tamamdır. Çok değişik bir hikayesi var. Özellikle o astronotun ne olduğunu hiç anlamadım. Bakalım. Şimdi zaten şuraya uğramıştık. Onun arkasında bir yer var mıydı acaba? I've stepped through too many portals, been present in too many worlds simultaneously. Çok fazla portalın içine girip çıktım. Stay on the other side, waiting. Whenever I return, bring parts of those worlds back. Do you know what ghosts are? They're sad, evicted things, memories without homes. Çok fazla portala girip çıktım. Her zaman bir parçam geride bekledi. Tarzı bir şeyler söyledi. Tamam, buradan muhtemelen arabayla gideceğiz. Buradan yürümemiz mümkün değil diye düşünüyorum. Geriye dönüp şu gölün kenarındaki eve bakalım. Bunda bir şeyler vardı. Şurası. Buradan gidemiyormuşuz. Buraya iniş yok mu acaba? Evet, burada ne varmış? Ne? Bu nedir? Tuğlalar taşındı mı diyor. Bununla bir etkileşime geçeceğiz. İnceleyelim. Behenya'nın yıldızı. Karga'nın ayı. Kırkaç. Klepot'un kurbanı. Tam mühür bulduk. Bir dakika. Şimdi bir dakika. Oraya bakarız birazdan. Bir girelim bakalım. Aha. Yanmış kibritler. Yağ tankı. Dökülmüş yağ. Yağ lambası. Bunu alalım. Ay. Bununla alakalı bir şey mi var? Bunları... Dur. Aha. Bulduk. Kırılmış. Yani tam olarak bulamadık mı acaba şeyi? Aha. Bunlar ne? Kuş. Ritüel. Kargaları öldürmüşler. Bıçak.
Soru işareti. Bakalım. Aha. Ne bu? Sadece karanlık. Oo, biri yatıyor sanırım. Biri yatıyor, evet biri. Bak, karnına bir şey saplanmış. Oo. Tatsız işler dönüyor. Evet, burada. Ay. Karga. Orada bir karga mı bulacağız? Dur bakayım. Bu da değil. Aha. Yanımıza alalım. Diğerlerine ne göstermişti? Kırık bir şey bulacağız. Tamam, bu daha deminki kişi. İnceleyemiyoruz. Mühürü de inceleyemiyoruz. Kırık bir şey bulacağız. Düzelttik. Evet, merhaba. Başka şey yok mu ya? Başka yanmıyor mu? Yanmıyor sanırım. İnceleyelim. Oo, ne güzel bıçakmış. Alalım. Şunu inceleyelim. Ölüm nedeni, kan yok, yüz kesiği, sırt yarası, bir kere saldırılmış, birden çok kişi. Oo, çok küçük. Burada değerli kırım yatıyor, Ahmet Van Riff. Tamam, bunu aldık. Bunu da koyduk. Şimdi lambayı mı? Lambayı sanırım şunun içinden bulacağız. Çünkü aydınlıkta orası. Aynen, burada bir yerde bulacağız sanırım. Hiçbir şey göremiyorum bu arada. Şuradan bir... Evet.
Aha, burası da varmış. Aha. Buradan çıkamıyoruz. Burada bir şeyler yanıyor. Aa, bunu görmemiştim. Boğuşma izleri, birden çok ayak izi, kan, insan, karga. Düzelttik. Bunu alabiliyor muyuz? Alalım ya. Bakalım ne olmuş. Evet. Bulduk. Bir şey kalmadı sanırım. Ne olmuş? Bir yere bakıyorlar. Bu ölen adam. Bunu tuğlaya mı yıkmışlar? Tuğlaya yıkmışlar. Şurada bir şey var. Bu sanırım sonuncusu. Üstesinde yara var mı? Yara var sanırım, evet. Şurada yara var mı? Yara var sanırım. Şimdi şu birincisi. Bu 4. Bu da 5. Aynen, doğru bulduk. Bakalım olmuş. Chad is putting our boy in that crypt and breaking him up, giving him to the sleeper forever. Chad oğlumuzu bir yere koyacak dedi. Kanadım ki tamamen uykuya dalacak artık. Sonra ne oluyor? Aa, Travis geldi. Aa, yanlış yaptık. Yanlış yaptık çünkü bozuldu. O zaman iki şu. İki bu, üç bu sanırım kavga ediyorlar. Dört şu. Bakalım. Our boy. Chad is putting our boy in that crypt. Tamam, oğlumuzun da itinden bahsediyorlar sanırım. Giving him to the sleeper. He's harmless. Aynen. You know this is wrong, Chad. Finish those bricks before he wakes up. Aa, Ethan. Aha. Chad, let me see it. Get the hell away from me. This is Dale's fault. He should have been helping. Dale's weak. He always has been. Right. He is weak. Kavga çıktı. Chad, get off of him. He's your brother. Get off of him. Tamam. Chad.
Ethan da kaçtı yine. Chase geliyor. Ethan nerede diyor. Chad öldü. Ethan. Hikaye çok karıştı ya. It's not right. Ethan's our boy. Bu doğru değil. Yeah. Ethan bizim çocuğumuz. I need to get into the mine. What? Madene gitmeliyim mine? Diyor. My key. Anahtarım bende değil. I guess I'll use the tunnel near the gate. Just keep mom away from me, all right? She's sick. We're all sick. Köprünün yanındaki geçidi kullanacağım diyor. Sadece annemi benden uzak tut diyor. Ethan disturbed something. Ethan bir şeyi whatever it was, etti. It got out into the air and into the minds of his family. Dedik ki Ethan bir şeyi rahatsız etmiş ve uyandırmış. Bu uyandırdığı şey de ailesinin zihnine girmiş. Ethan daha demin diyordu ki tünelin yanındaki geçitten gideceğim madenlere diyor. Sadece annemi benden uzak tut çünkü hepiniz hastasınız dedi. Ne oluyor hiç anlamadım ya gerçekten. Hikayeye en son daha ayrıntılı bakarız zaten.